Merhabalar, 90 yeni bölümüyle karşınızdayız. Serdar Kelleci, Cüneyt Kaşeler ve Hikmet Pınarbaş'ta haftanın maçlarını değerlendireceğiz Süper Lig'de. E, ee, ile tarih sırasıyla gideceğiz. Galatasaray'la başlayacağız. Galatasaray maçında hem başlayan 11 üzerinden hem takımın performansı üzerinden hem de giren oyuncuların performansı üzerinden 3 ana başlıkta yürüyor aslında eleştiriler. Ee, ben kendi adıma yani başlayan 11 noktasında Okan Hoca'nın Evet, çift santrfor tercihi belki burada <laughs> sorgulanabilir ama hani bir rotasyon yapılacaksa bu iki Avrupa maçı olan haftada üç tane lig maçı, toplam 5 maçlık yoğun fiksürün içinde bu maçın ideal maç olduğunu düşünüyorum. O anlamda başlayan 11 noktasında Okan Hoca eleştirmemekle birlikte bitiren 11 ve yapılan değişiklikler noktasında ve maça takımdan çok Okan Hoca'nın konsantrasyonu noktasında eleştiriyorum dersleri ve puan kaybını buna bağlıyorum. Sen nasıl değerlendirdin maçı? Şimdi Galatasaray'ın Okan Buruk önderliğindeki 3 yılına bakarsak hedef maçlardan sadece geçen seneki Fenerbahçe maçını denklem dışı bırakalım. Onun dışında Galatasaray'ın takım oyunu olarak, teknik ekip olarak bireysel isteksizlik ve konsantrasyon problemi olarak eleştirildiği hedef maç yok. Hep ara maçlarda Galatasaray sıkıntı yaşıyor. Hatay maçı, Alanya maçı. Kasım Kasımpaşa maçı. Bunlara baktığımız zaman sanki Galatasaray asli konsantrasyonunu Pauk'a odaklamış. Rotasyonu ben hiç eleştirmiyorum bu arada. Yani değil 6 kişi 8 kişi de değiştirebilir kadrodan. Senede 50 üstü maç oynayacaksın. Bu 50 maçı e, Icardi ile sadece ya da Osimen ya da e, Kaan Ayhan'la yürütemezsin. Burada elbette bir rotasyona girilmesi gerekecek. Rotasyondan ziyade sahada gördüğün şeylere bakıyorsun. Mesela ilk plan çalışmadı diyelim. Çalıştı da. İkinci devrede Galatasaray maçı aldık artık rölantıya döndürelim işi dediği noktada da hücum etmek durumunda kaldı. Galatasaray'ın e, özellikle skoru aldıktan sonra hedef olmayan maçlarda gol atması ve hücum yapması rölantı oyununu bilmediği için Galatasaray. Rakibin topla oynayacağı o %44'lük dilime bağlıysa Burada e, takım stratejisi anlamında bir problem var demektir. Ben kadro mühendisliğini eleştirmiştim. Hala da eleştiriyorum. 13 tane, 14 tane adam sayabiliyorsun. Bir tanesi 4 bölgenin yedeği, diğeri 3 bölgenin yedeği. İkisi aynı anda sahada olduğunda o bölgelerde oynatacağın adam yok. Bu Berkanlı, Berkan Berkan'la Kaan herkesi Berkanlı. yedekliyor. Ya yani Barış Alper de herkesi yedekliyor. 3. 3 tane senin adamın var. Bunlardan 2 tanesini oynatmak durumundasın. Geride kalan isim Berkan. Berkan sol bek yedeği, orta sağ, sol iç yedeği, sağ iç yedeği, defans orta sağ yedeği. Hayati işlerini maçı rölanti oynaman gerektiği pozisyonda yapacak ismin Berkansa 3-0'dan 3 3 de olur. 3-0'dan 3-5 de olur bence. Sizin cuma günkü programda Galatasaray işte çift santifor oynamaz. Biri o, o Simen, İker'den birini tercih etmeli lazım görüşü ağır plan ön plandaydı. Ama hani Galatasaray başladığında maça bu ikiliyle bireysel yetenek farkıyla istediği skoru da buldu. Ama oyun olarak baktığınızda alarm zilleri veren bir oyundu ikinci yarıya yönelik. Ama Okan Hoca değişikliklere rağmen çift santrifor gibi kalmaya devam etti. Bunun maça etkisi ne oldu sizce? Bir, ben yanılmışım. Türkiye Ligi anlamında söylüyorum bunu çift santraforla oynaması lazım. Çünkü başa teknik direktörü, yani daha doğrusu teknik sorumlusu diyelim değil mi? Çünkü e, Sami Hoca teknik direktörü. Şöyle bir şey söyledi. Çift, Galatasaray'ın çift santrafor çıkması bizi dağıttı dedi. Yani mealen söylüyorum bunu. Yani stoperlerimiz eşleşme sorunu yaşadı evet. dedi. Yani eğer o simen çıkmasa, Galatasaray'ın A planına oturmuş ve ben ya yani, Türkiye Ligi için söyleyeyim 30 maç 90 puanı alırsın yani bu şeyle çift forvetle çünkü çok yetenekli yani Avrupa'da olmayan çift forvet bu. İki katılıyorum Tabii ki yapacaksın yani rotasyon yapacaksın. Ama yani artık söylenen şey çok doğru. İkinci yarıda hoca dedi ya ne hücum yapabildik ne savunma. Orada Torreira ve Davinson'a atabilirsin Davinson Sanchez'i. Mesela şey öyle yaptı Antalya Spor maçında Mourinho. Yani çünkü A planında bir sıkıntı olacağını düşünüyorsan B planına geçebilirsin. Galatasaray'da hani işte Mertens oynadı böyle oyundu. Fenerbahçe maçından sonra ben demiştim ya Galatasaray çok iyi oynamadı aslında gerek de olmadı. PAOK maçında da PAOK Galatasaray'a karşı nasıl oynayacağını göstermişti. Kasımpaşa Fenerbahçe'ye karşı da bunları oynadı ama atamadı. Yani dolayısıyla tüm bunları böyle değerlendirirsek sezon içinde bunlar olur. Okan Buruk buradan bence şeyini almıştır. Kendini alacağı kendini almıştır. Salay'ın sakatlığı mesela Şallay ya da neyse. Yani o çünkü onu da çıkartmayı düşün, düşünmüyordu. Tüm bunlar üst üste geliyor. Futbol bu. E, futbolda her türlü sonuç var. Ama şunu unutmayalım İsmail Kartal'ın böyle bir şansı yoktu. Ben hep söylüyorum ya Mourinho şanslı adamdır diye. Hmm. İstanbulspor Fenerbahçe maçına benzedi bu Eze'nin son saniyede attığı. Hmm, göstere evet. göstere geldi, geldi ki. Yani eminim Okan Hoca da bunu görerek değişiklikler yapmıştır ama manşetim benim şu Galatasaray bence çift forvet oynar. Yani hakikaten Batshuayi ile e, Icardi ile devam edebilirmiş. Sana He? başka bir açıdan da evet. soru ekleyerek ileteyim o zaman. E, Galatasaray sen, ikinci sen, yeri 48-29, 88-43 arası 40 dakika. dakika. Rakip ceza sahasında altı. topla buluşması sıfır. Süper. Sıfır bak. Yani yoktu hatta. Şut da 90 artı evet. 8'de evet. Kerem Demirbay'ın evet. bloklanan evet. şutu. Evet. İkinci yarıdaki tek şut. Ee, yani bu ikinci yarı performansı Korkunç bir performans aslında. Korkunç ve yani... Maçta mıydın? Maçtaydım. Heh, yani süper. Maçta gördüklerim fecaat zaten. Yani o televizyon ekranı belki <laughs> 9 16 çok fazla göremiyorsun çünkü. <laughs> sağını... Ben emin olamadım biliyor musun seyrederken? Stadı sordum. Yeler sol ön mü? Ben doğru mu görüyorum? Televizyonda ne sormak zorunda kaldım. Ha, bence harika bir soruydu. Şey söyleyeceğim hoca orada çok yanlış bir cevap bence bu doğru ben yani doğru şöyle söyleyeyim tabii ki belki teknik direktörlük Soruydu bunu gerektirir. şey istersen kaçıran Soru şuydu. Hocam biz bir ara Yakups'la Yelertin birbirlerine sorduklarını sen mi sol beksin ben mi sol bek, sen mi sola açık, ben mi sola açık diye sorduklarını tanıklık ettik minvalinde bir şey sordu. Hoca da yanlış görmüşsünüz dedi. Yani herkes yanlış görmüş olabilir. Tabii hoca daha yakın çok doğal olarak. Eyvallah ama ben anlamadığım taraf bir orayı bir kapatayım Yelart mevzusunu. Ya Yelart sağ bek, ikinci mevki sol bek, sol önde ne işi var? Yani bu ne demek biliyor musun abi? Yani bir, 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 bir maç yapıyoruz. Ben diyorum ki Sezgin'e, Sezgin sağ bek olmaz, sol bek hiç olmaz, stoper. I -ı. Yani önde takıl. Başka bir meali olamaz abi bunu. Yani Yelart'tan sol ön oyuncusu önde takıl bari yapacak bir şey yok demek. Ee, ama bu 48-88 bandındaki Galatasaray oyunu aslında ben çift da muazzam bir ayak kalitesi Sara'nın o simene müthiş pası sonrasında Abdülkerim'in muazzam yine orta ya da pası diye adlandıralım. Galatasaray ayak kalitesiyle 3-0'u buldu. Fenerbahçe maçında da Galatasaray mükemmel falan oynamadı abi. Galatasaray'da hala defolar vardı Fenerbahçe maçında. Katılıyorum Cüneyt Kaşeler'e o noktada. Ve ama enteresan olan şu Okan Buruk bu bahsettiği gibi buralardan dersler bence çıkartmıyor. Hmm. Galatasaray talihsizlik olan kısım bence bu. Çünkü Galatasaray'ın işte Sparta Prag maçlarını sayarız, Young Boys maçlarını sayarız. Yani kritik olan maçlarda hep aynı hataları yapması bence problem yani üzerinde durulması gereken problem Galatasaray'ın aynı hatalarda süreklilik etmesi. Süre, bunun arz et, süreklilik arz etmesi. Ama burada e, merkezde hocanın şuna ikna olmasına şaşırdım ben. Yani Kerem Demirbay Gabriel Saray orayı tutabileceğini düşündü hoca. bu çok zor bir orta saha, çok zor bir merkez. Ama Yunus'un Kasapaşa Teknik Direktörü de aynı açıklama yaptı. Yunus'un sürekli içleşmesinden dolayı Galatasaray'ın avantajı şu abi. Bunu sezon işte kullanması lazım. Gabriel Sara sağ iç pozisyonu diyelim. Yunus sol iç pozisyonu gibi oynuyor. Orada 20-25 metre top taşıyan, dripling yapan oyuncusu var Galatasaray'ın. Yani hat kıran, o boş koridoru bulduğu anda topla mesafe kat edebilmek. Kim yapıyor Fenerbahçe'de? Fred yapıyor. Şimdi biraz Amrabat belki eklenebilir o noktaya. Bunlar değerli ama... Aa, o da bitti. <laughs> bravo. Orada, orada <laughs> diğer tamam, inceleyip kayaçı bölümünde <laughs> şey yaparız onu. Ele alırız da. Ama ben Galatasaray için bazı handikaplar olduğunu düşünmeye başladım. Okan Hoca minvalinde. Ama bu ne olur yanlış anlaşılmasın. Çünkü eleştiriyle ya Hoca'nın başka türlü tartışılması çok gündem oluyor Galatasaray'da. Bu çok ayıp geliyor bana da. Eleştirelim elbette yanlışlarını, doğrularını bize göresin ama diğer taraftan başka türlü vurmak biraz ayıp gibi. Fenerbahçe maçına geçelim o zaman yavaş yavaş. Ee, ya Antalya'da Fenerbahçe yani tabelaya baktığında rahat kazandı gibi gözüküyor ama yine Çağlar mevcudiyetiyle takım boyunun çok uzadığı, Fred girene kadar çok etkili olamadığı, e, hatta yani 81'e kadar ikinci gol gelene kadar hep böyle diken üstünde geçirdiği. Üstelik de sıfır isabetli şut, 90 dakika içinde Antalya. Ona rağmen bu gözle seyretti tırttı maçı Fenerbahçe bize. Yani neden böyle oyun olarak bir dominasyon görmüyoruz Fenerbahçeden? Mourinho'dan bunu hiç görmeyecek miyiz? Abi şimdi geçen haftalarda Mourinho'ya soru sorulmuştu. Denildi ki Mourinho etkisini sahada ne zaman göreceğiz? Bunu şey bizim Mehmet Emin Uluç sormuştu. Linçlediler adamı. Selam olsun. E cevabı da... <laughs> çok iyi soru. Harika soru. <laughs> cevabı da şu oldu. Eylül ayında kupa yok ki benim etkimi göreceksiniz. Şöyle sormuştu çok özür dilerim. E, hücumdaki Mourinho dokunuşlarını nasıl, ne zaman göreceğiz diye sormuştu Mehmet Emel Eylülde kupa olmadığı için benim etkimi şu anda göremiyorsunuz gibi bir cevap. Ya bu aslında şu demek. Akışkan, sürekli ısıran, e, rakibe oyununu kabul ettiren bir Fenerbahçe falan değil demek ki Mourinho'nun hedefi. Ben 1-0-2-0 gideyim. Bireysel olarak çözen çözsün. Rakibi kilitleyeyim. Çok fazla efor sarf etmeden sezonun sonuna kadar bir adım bir adım giderek sezon sonunda da finişi yine benzer şekilde yapayım ve kupa alayım. Yani buraya bunun için gelmiş. Bu açıklamasına kadar ben Mourinho'nun böyle 3 yıllık falan bir plan üzerine geldiği, bunların üstüne inşa edeceği belli bir sistem olduğunu falan düşünüyordum. Bu açıklama tam olarak tabloyu bence oluşturdu. Antalya Spor tarafından bakıyorum. Mourinho bu arada çok ciddiye alıyor şeyi. Bütün Türkiye Ligi'ndeki bütün takımları Galatasaray maçından sonra. Çok ciddiye aldığını gösterdi. Fenerbahçe savunmasında üçlü, dörtlü, beşli geçişleri yaptı sürekli. Bu da Antalya gelmezken bu arada. Antalya'nın herhangi bir aksiyonu yok. Orada Amrabat merkez orta sağdan geriye doğru çekilip stoperin soluna yerleşiyor. Osterwolde ileri gidiyor savunma bir şekilde üçlü kalıyor. İşte sağ taraftan savunmayı dörtleyen bir oyuncu var. Osterwolde geride vesaire. Yarı alanda 5 tane savunmacıyla oynayan bir Fenerbahçe var ve Antalya Spor 0 şut, 0 atak denemesi. Amrabat'ı kullanış biçimi Fenerbahçe'nin merkez oyuncularının alanını genişletiyor bana göre. Fren. Fred, ve Şimanski. Ceko zaten geriye gelen bir oyuncu. Fenerbahçe'ye baskı uygulaması lazım Fenerbahçe'nin stratejisini uygulayabilmesi için rakiplerinin e Fenerbahçe'ye baskı uygulayabilecek Türkiye'de kaç tane takım var ki zaten? Neden Fenerbahçe'ye baskı yapsınlar bir de ya? Yani? Bir tane şey attı bile. Şimdi olayın ters tarafından bakıyoruz. Fenerbahçe'nin skoru aldığı, efektif hücum ettiği, gol pozisyonları bulduğu süre zarfı Antalyaspor'un topla oynadığı zaman dilimi. Galatasaray, Kasımpaşa. %44-48 arası topla oynarken en büyük tehditleri yaratmıştı. Fenerbahçe rakibi %54 topla oynarken en büyük tehdidi yaratıyor. Yani burada program öncesinde seninle sohbet ediyorduk abi. Borussia Dortmund şampiyonlar ligi finaline giderken bu oyunu oynayarak gitti. Ama onlar Real Madrid'de Manchester City Atletico Madrid ile vesaireyle oynadı. Yani bu oyunu oynaman gerektirecek rakiplere karşı bunu oynadığında başarılı olabiliyorsun. Ama Antalya Spor orta saha çizgisini geçeyim gibi bir niyeti yokken çalışmıyor bu. O zaman mesela ne oluyor? bireysel performansa maç çözme olayına geliyor. Fenerbahçe'nin ikinci yarıda bulduğu goller Antalya Spor'un toplu oynamasına bağlıydı bana göre. Fenerbahçe topu veren rakiplere karşı ne yapacak o zaman? Ya da burada şöyle bir problem mi var ligimizde? Yani aslında Beşiktaş maçında da biraz öyle oldu. Kayseri maçında da. Yani 0-0 giderken Fenerbahçeliler de Beşiktaşlar da kendi maçlarında biz bu takımı nasıl çözeceğiz acaba diye seyrediyorlar. Ne zamanki rakip ya biz oynuyoruz ya bak tabela da 0-0 hadi bir şeyler yapalım denemelerine başlıyor. Hop bir sıfır 50 geçiyorlar. dakika abi Türkiye'deki rakip planları. 50 dakika. Böyle mi okumak lazım Fenerbahçe'nin oyunu? 49W diye bir YouTube sitesi var. Fenerbahçe'nin golü kaçta geldi bu arada? 60 küsür Atıtlarımı almıştım. Öyle o civarda geldi. Ya çok özlerim ama Fenerbahçe'nin aslında Alex'in hocalığı konusunda ben büyük bir tereddüt yaşadım. Abi çok üzüldüm ama burası önemli oluyor. Fenerbahçe ilk defa aslında 45-60 arasında baskı kurdu. Yani topa sahip olan bir Fenerbahçe vardı 45-60 arasında aslında. Yani ve ben orada Alex'in ya bir top kaybı var hatta savunmadaki bir oyuncuydu. Artık gidemedi oyuncu. Yani aslında Antalyanın yorulmaya başladığı ve oyuna dokunulacak bir andı o. Yani belki bir beş... e gol de tam öyle bir kayıpla Tabii, geldi zaten. Kayıpla geldi. Orada Fenerbahçe topu almıştı aslında ve Fener aslında Mourinho'ya bir şey ifade ediyor bu. Bilekis. Ya hocam sen topu alırsan topu aldığın vakit o 10 dakikalık bir sekans var orada. O 10 dakikalık sekansta bir tahakküm kurdu Fenerbahçe orada. Gol bence onun akabinde geldi aslında. Yani böyle de okumak lazım Fenerbahçe maçını. Ama Alex'in hocalığı ile ilgili Alex yardımcı hocalık yaptı mı hiç? Ya altyapılarda direkt teknik direktör başladı galiba. Bence ben bence bir şey söyleyeyim mi? Alex'in acilen yardımcı hocalık yapması lazım abi. Bu, bu, kadar görememezlik tuhaf. Şey söyleyecek şimdi 49W diye bir e, YouTube sitesi var. Tavsiye ederim siyasi içerikler, e, siyasi analizler yapıyorlar. Orada diyor ki Fukuyama'ya göre Hegel şu yüzden haklı. İdeolojiler ona inananlar kalmadığında biter. Mourinho da o yüzden bitti. Bak bu oh. kadar açık söylüyorum. Mourinho bitmiştir oh. benim gözümde. İnşallah tekrardan inanılır bir e, ideoloji kurar kendisine. Benim içeriden duydu. Mourinho diyor ki biz diyor bu maça şey maçında, San Julio maçında çok tempolu maçtı. Bu yavaş olsun diye 2-6 ile çıktık. Tente maçı da çok şey olacak. Topu almak istemiyor Mourinho. Net değil mi bu abi ya? İstemiyor. Yani. İrfan Can o yüzden oynatmıyor sağ önde. Of of. Yani çünkü of. top tutarsın İrfan Sen Can olursa. Bak bravo. Aynen. Tabii. Hatta 0 0 iken hazırladı. Bir sıfır olunca yapmadan bırak kenarda geri dön değildi yani Aynen olayım. sizin söyledikleriniz doğru. Yani Fenerbahçe topu almak istemiyor. Zaten maçta bunu yapmaya çalışıyor Fenerbahçe. Aynen sizin gibi rakip şey diye düşünsün. Gel kardeşim bizim üstümüze diye düşündürtmek istiyor Fenerbahçe. Bakın Fenerbahçe böyle oynamaz. Tekrar edeyim. İsmail Hoca'da olmayan şans. Moriy'de olduğu için bu hafta bunlar konuşuluyor şu anda. Yani Galatasaray 3-1 3-0'dan tarihinde Zaten ise işte istatistikler çıkmış. Olmamış bir şey olduğu için yoksa 6 puan öndeydi arkadaşlar Galatasaray. İkili averajı da işin içine dahil edersen. 6 puan önünde olan bir Galatasaray bu ligde nasıl yakalayacaksın? Antalyaspor. Antalyaspor'un bütün maçlarını izledim ben. Siz de izlemişsindir Antalyaspor'u. ...beter böcek vardır ya... ...Beetlejuice. Çok kötü. Yani bak... Adana Ödemir Spor küme düştü... ...şu an itibariyle. Kayseri Spor küme düştü. Antalya. Bunlar tabii ki uzun maratonda... ...ben bugün itibariyle evet. konuşuyorum. Oyunu. Bence Antalya Spor da küme düştü. Çünkü Antalya Spor... ...Beşiktaş'a karşı da böyle oynadı. Öne çıkartmaya evet. çalışıyor evet. falan ama... ...yani nereye çıkıyorsun evet. abi sen? Bak... ...futbol anlar oyunudur. Bir şutu var... ...Kaluzinski'nin galiba... Hmm. ...gidip sırtına çarpıyor... Evet, evet. ...direkten kucağına geliyor bu sefer... E, Öyle olsa farklı bir şey ben yapmışım. size bir soru sorayım Fenerbahçe'de Mourinho döneminde performans artan bir tane oyuncu var mı hemen cevap vereyim uzatmadan Çağlar evet daha çok oynuyor iyi onu da zorla bence sayarsın kalıyorsun. abi ben, çağ... bile. ben Çağlar düşman olarak gözükmek istemediğim için bunu uzatmıyorum ama şöyle söyleyeyim Livakovic çünkü o kadar çok top geliyor ki SSK doktoru gibi sürekli hasta görünce öğreniyorsun <gülüyor> <gülüyor> <laughs> abi bak Fenerbahçe'nin Mourinho ile <laughs> taktiğini biliyor musun? Rakibi sıkıntıdan öldürmek ya. Ya rakip en da ya ben çok sıkıldım abi gol mü atıyorsunuz ne yapıyorsunuz demek. Ya Fenerbahçe'nin tek hücum taktiğini biliyor musun? Ya biz topu Michael Jordan'a verelim. O ikiye bir de şey at Yeşut atar. Ya şu tatar. Yani Stephen Curry gibi yani Amerika'yı şampiyon yaptı da bu yapamaz yani. Bununla olmaz. Ya Ennesri, Ennesri sana ne etti abi oynatsana şu çocuğu. Osay ne etti sana oynatsana. Bekao ne etti sana. Bak miş gibi yaptı. Geçen biz konuştuk. Sen Sabek Osay, önüne İrfan, soldaki Allah. önüne tadiç, Stoperlere çık Bunlar ama abi biraz konforlu oyuncular bahsettiğin oyuncular. Yani arkalarında defo bırakan oyuncular bahsettiğin. Defo istemiyor bu adam. E tamam o zaman oynatıyor sen Maksimini? Ya, abi orada da zaten bir şey basın toplantısı sonrası şey dedi ya topla to, 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 şey to, işle ilgili açıklamasını gördünüz mü? inanılmaz tek Yani o anladı beni diyor. Aa biz anlamadık hocam seni yalnız. O sorun Neyse, o. Neyse sonuç yani. olarak ben şunu söyleyeyim. Mourinho Fenerbahçe'yi böyle oynatmaya devam et. Ben iddia alayım ya. Böyle hiç fark etmez. Bir Ocak'ta Fenerbahçe yenilmez olamaz. Çünkü bu lig böyle bu ligde bile bu kadar kötü bir ligde bile Fenerbahçe puan kaybeder. Bak Beşiktaş kazandı. Haftaya da Antep'te de kazanacak. O da senin önünde. Doğru. Sen Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı deplasmanda yeneceği, Trabzonspor'u deplasmanda yeneceği, Başakşehir'i deplasmanda mesela yeneceğinin, Samsun'u deplasmanda yeneceği. Şöyle mi diyecek? Bizim 10 sene oldu abi. Bizim yani öyle bize bir söz verilmişti. Siz bize 3 puan vermek lazım. Abi, Fenerbahçe'nin Fenerbahçe Son sözün bu yani. Medyası olarak bir şey söyleyeyim ben. Öyle çünkü bu içeriden alınan bilgiler. İşte muhabirler. Bir futbolcu ne demiş biliyor musun? Sürekli savunma çalışıyoruz demiş. Abi bak bunu teyit eden Fenerbahçe muhabirleri de ağırlıklı olarak tabii ki içeriden aldıkları bilgileri yansıtıyor çocuklar. Onların bir şey hatası demiyorum ama şu pompalanıyor. Fenerbahçe denge oyunu oynuyor. Ve Fenerbahçe bak e, Jesus'la olmadı. E, İsmail Kartallı olmadı ne oldu 102 99 topladın da olamadın. Abi bu satılıyor şu anda. Çok kötü bir şey bu. Bu satılırken şu söyleniyor. Bak bu denge oyunu sizi şampiyon yapacak denilmek isteniyor aslında. Ya olmazsa Ya olmazsa bugün oynanılan oyunlar ne olacak? Heba olacak. Ama en azından İsmail Kartallı Jesus biraz olsun zevk vermişti. Burada hani yine daha önce vurguladığınız bir faktörü de soracağım. Mourinho'nun kontratında Ceku, Beka, Ciku, Beka yan yana oynamaz maddesi mi var? Yani şimdi maç başlıyor. Ciku, Çağlar. <laughs> Kostiç giriyor. Çağlar, Osterwald oluyor tandem. 1-0'da sen Maksimin'in yerine Beka giriyor. Beka, Çağlar oluyor tandem. Başladığında Çağlar, Ciku. Sonra Çağlar, Osterwald Sonra Beka, Çağlar. E bir bu kombinasyonda eksik olan Ciku, Beka. Beka ile alakalı Mourinho'nun fikri şuymuş. Ben de aldığım bilgiyle paralel olarak söyleyeceğim. Bu adam sahada kasını koparmış ve farkında olmayan bir adam. Yani BK Nasıl Güzel. nasıl? Pendik maçında. Pendik kasını başında. mı kopar? öyle mi diyor? İyi de bu diyor ki şimdi. Bu da fedakarlık değil mi ya? Yani pardon. %100 seviyeye gelmeden benim as oyuncum olmayacak bu. BK için değil mi? Evet. Yani %100 hazır olmadan ben BK'yu As kadronun, az oyuncusu olarak düşünmüyorum diyor. Bekao bunu nasıl karşılıyor? Bunu anlayabiliyor mu bilmiyorum ama e, sahaya attığı zaman dilimlerine bakarsam Bekao oynamadığı zamanların hırsını ikili mücadelelerden çıkartıyor gibi görünüyor. Yani çok Sert mutlu olur. görünmüyor Bekao bu pozisyondan. Ha Bunu oyuncuya kabul ettirmek, ettirmemek ayrı mesele ama e, ben her halükarda ciku bekao ikilisini Cik Çağlar ikilisine tercih ederim. Yani yüzde %70'ini de Çağlar'ın %100'üne tercih ederim. Çağlar sakatlanmış zaten. Yok yani Twente maçında. Hmm. Bu arada Fenerbahçe'nin 20 e kadar maçı yok. Beşiktaş'a geçelim. Yani Beşiktaş'ın bugüne kadar e, Van Brankos'ta oyununda beklerin önemine hep vurgu yaptık. Onların performansına. Bu kez Raşitsa ve Emirhan gibi gözüküyordu maç açıklandığında kadro. Ama hani ortalama pozisyonlara maçtan sonra baktığımızda Raşit Sayılım kaleye uzaklığı aşağı yukarı aynı çıkmış. Endur Sabek gibi daha çok geriye ee, yani. yani. geride üçlü gibi de okunabilir bu. Onu da gösteriyor çünkü veriler. Ee, ve bir yandan da hani Raşit Sabek en azından kağıt üstünde Sabek gibi başlayacağı bir maçta da hakikaten bütün koridoru çok iyi kullandığını gördük. Söyleyebiliriz de yani ama tabelada işte üçüncü goldeki asist var değil mi Raşitsa'da? Onun dışında beklerden çok ciddi bir katkı yok. Ama 3-0'lık bir skor var. Ben 3-0'lık skoru Kayseri Spor'un felaket kötü planına bağlıyorum en başta. Burak Yılmaz'ın şimdiye kadar Beşiktaş maçına kadar mağlubiyet alamamış olması rakiplerin Kayseri Spor'u doğru incelememesinden kaynaklıydı bence. Kayseri Spor maçında ben maçın İlk 15 dakikası, ilk yarının son 10 dakikasında çeşitli fotoğraflar aldım. Bir tane fotoğrafta yani peş peşe çektiğim fotoğraflardan bir tanesinde doğru yerleşim olmaz mı? 4 kişi önde baskı yapıyor Beşiktaş'a. Beşiktaş bu arada geriden çıkmaya falan çalışmıyor bu sırada. Beşiktaş ikinci bölgeye topu aktarmanın peşindeyken Kayseri dörtlüsü Beşiktaş'ın savunma dörtlüsüne basmaya gidiyor. Tek pasla 4 kişi oyundan düşüyor. Arkadan koşa koşa gelen dört tane adam ve geride savunmaya çalışan altı tane adam arasında oynandı maç. da de bazı atlar vardır böyle sağrısına bir rakibi gelmeden böyle asıl yani performansını başamaz. göstermez. Raşitsa için de o rakip sorumluluk ne kadar sorumluluk verirsen buna bu o kadar fazla performans gösteren bir adam. Ama bu Kayseri Spor karşısında böyle olur. Yarın bek artı kanat oyuncusuyla oynayan, seni o şekilde karşılayan, stoperleri karol attama olmayan, <laughs> defansif orta sahası 50 yaşındaki Mehdi Burabia olmayan takımlara karşı bu çalışmayabilir. Kayseri Spor ilk yarıda kendi alanını o kadar genişletip o kadar uzattı ki hemenine hem boyuna 50 dakikada şarjı bitti Kayseri'ne. Kendi yarattıkları boşlukları kapatmak için sarf ettikleri efor muhtemelen sprint sayısını arttırmıştır Kayseri'ne böyle bir maç kazandı Beşiktaş. Beşiktaş'ın dizilişine baktığımızda öndeki Immobile'nin arkasındaki 3 oyuncu, o Amadio, e, Rafa Silva e, ve Muçi Kanat diyebileceğimiz direkt oyuncu yok. 10 numaraya yakın oyuncular 3'ü. Beşiktaş'a kanat yok zaten fazla. Ee, tek kanadı işte Raşit <laughs> Yani şeyden işte, hani işte, Bek. Onun öyle bir <gülüyor> <gülüyor> oynuyor. Ee, yani yani maçın aslında merkezden çözüleceği bağırıyordu. Yani Beşiktaş bir şey bulacaksa merkezden yapacaktı. Ama öndeki dörtlü de değil arkadaki Getson'un kaptığı top bomboş bir merkez ve gol. Ee, ama Beşiktaş'ın bu 11'i yani özellikle bu Immobile'nin arkasında saydığımız üçlüden verim e, zor maçlarda alabilecek mi Beşiktaş? Şöyle cevap vereyim. Dün de olan dünde kaldı yani öyle olması lazım. Hani Kayseri'de olan Kayseri'de kalır gibi yapması lazım Beşiktaş'ı. Çünkü dünkü ya bunlar hep rakiple okunacak şeyler. Bak Kayseri maçta 30. dakikayla 45 arasında bir şeyi keşfetti. Oğlum biz niye hep merkezden gidiyoruz? Kanatlara mı gittiler? Beşiktaş error vermeye başladı. Çünkü kanatları yok Beşiktaş'ın. Yani bir 10 dakika dikkat edin bak pozisyonları var. o Bu taraftaki kaleye incum ediyorlar değil mi ilk yarıda? <laughs> orta biraz orta öne gitti, ha, yani, vuramadı. Çünkü yaptıkları tek şey kanatlara gitmek. Çünkü ikiye bir yakalamaya başladılar. Bu bu kısmını bunu yazalım, bu bir. İkincisi pasla ta, savunmadan çıkmak kapatılsın diye kendimi yırtıyorum. Abi sizin hiçbiriniz o kadar iyi takımlar değilsiniz ya. Yani o kaleci gidip orada gidiyor çocuğa o topu veriyor. uzun vursa bir şey olmayacak. Ama o ikinci yarıda Beşiktaş şunu yaptı. Biraz daha önde bastı yani. Bilal orada kendine isabetli pas yazdırdı. Falan. Tabii tabii. Oyuncusu ya, değil. Bravo. Olarak Bravo. Hani. O, sonra, o gol açtı maçı. Bak o gol olana kadar yine aslında böyle kafa kafaya gidiyor gibi. Bir arkadaşlar. tane rafa şutu var o gole kadar. Beşiktaş. Bir de şeyim var. İmmobili'nin önde ha, çaprazdan, soldan, avuta Giden. Sonra, i̇sabetli olarak bir tek rafa. Bir topu var. Var. yani Rafa ile e, Joao Mario birlikteydiler. Onların arkasında Endur'la e, Getson vardı. Hani Beşiktaş bu oyunu Svensson ve Masuaku ile oynasa Be, be, bir şey konuşabilirsin hakkında ama Beşiktaş bir daha böyle oynayacağını ben sanmıyorum. Yani bunu bu, bu böyle bir oyun çok büyük defaları olan bir oyun ama ben şuna bakarım. Bak bu ligde Fenerbahçe gitti kolay puan Göztepe'ye kaybetti 0 öndeyken. Galatasaray'da da başa kaybetti. Beşiktaş şu ana kadar kolay puan kaybetmedi. Hı. Ben bu ligi böyle görüyorum. Ya basit hata basit hata. bak Galatasaray Fenerbahçe'nin servisini kırdı, servisini kırdırdı gibi oldu bu hafta. Bu lig böyle bir lig. Kendi servisini Tabii. kırdırmayacaksın abi. Doğru. Bunlar bunlar çıtır çerez takımlar. Yani kusura bakmasın. Burak Yılmaz çok yakışıklı bir çocuk. Çok da iyi bir performans kariyeri oldu da orada bitmiş ya onun o kariyeri. O de çok erken Bak, başladı. Niye Arda Turan abi, için bunu takım, söylemiyorum? Takımın da ekonomik durumunu falan da göz ardı etmemek lazım. Yani abi, yıllardır Kayseri'nin... Karol, işte. Karol, Attama, Baran Ali, Mehdi Burabya dörtlüsünü markete göndersen onları takip Bravo. ettiği arkasından birini daha gönderirsin. <laughs> şimdi böyle bir ekiple <laughs> pasla çıkmaya çalışıyoruz. Bak çok doğru Hikmet'e katılıyorum yani. Sadece şey de değil abi bunu o zaman sen de bu, takıma başka bir şey yönetacaksın ama benim söyleyeceğim bunlar ama Beşiktaş'ta tekrar edeyim. Ayaks Ajax mağlubiyeti sonrası çünkü o sarsıcı bir mağlubiyet her anlamda hani yanlışları var hocanın. Bu galibiyet değerliydi. Gelmeyebilirdi. Geldiyse o zaman ne diyelim Mahmut mu diyelim? Sana da şöyle sorayım. Ee, yani Galatasaray rotasyonu Kasımpaşa'ya yaptı. Ee, Beşiktaş rotasyonu yani beklerini sayma ama Immobile'yi falan oynatmayarak Ajax'a yaptı aslında. E, o anlamda yani şimdi Avrupa maçı geliyor. Nasıl bir Beşiktaş göreceğiz? Kayseri maçı ışığında nasıl görüyoruz? Bir de şey. o, yani o rotasyon tercihini doğru buluyor musun? Ajax maçı Immobile yok. Bu ya, maçta var. Ajax'ta hoca şunu yaşadı bence. Drogba'nın aslında Stamford Bridge'de yaşadığı sendromu yaşadı. Siz çok hmm. büyüksünüz. Ben Güzel. 45 metreden şut atayım yaptı o gün mesela. Ben de büyüğüm. 45 metreden şut attı ve Galatasaray'ı içe saydı o gün. Mesela Drogba Galatasaray için çok önemli, evet güzel bir efsane bir oyuncudur. Ama o gün bir denklemde kaldı ve o denklem şuydu. Chelsea mi Galatasaray mı? Orada kendini ispat etmek mi? Ben Van Pronkors'un da Hollanda'da bu sendroma girdiğini düşünüyorum. ve Ama hedef maçı olarak ben Van Pronkors bence Türkiye'de şampiyon olursam ben efsane olabilirim moduna girmiş çokta. Yani o çıkarttığı kadro bunun ispatı. ama ben orada şunu gördüm. Beşiktaş çok adale sakatlığı yaşayacak. O maçtan sonra söyledim. Dar, ama, kadro, dar kadro, dar diye kadro diye vurgu yapıyoruz e, zaten. Biraz koş koş oyununa gidecek. Ee, ve özellikle merkezdeki oyuncular ya da tüm oyuncular için bunu söyledi. Ben Beşiktaş'ın çok fazla sakatlık yaşadığını göreceğiz ama Kayseri Spor özelindeki plan da ben de Burak Yılmaz'ın hocalığı ile ilgili çok olumlama yapacak bir şey bulamıyorum maalesef ama bu ya yani şurasını bir Süper Lig'deki teknik direktörler koltukları düşünelim. İçeriye müdür bey girecek. Ya şimdi orada Mourinho hoca dersin, Okan hoca dersin. Burak Yılmaz'a o öğretmen bey diye hitap edersin. Bravo. Yeni atanmış öğretmen. Yeni atanmış öğretmen. Arda Turan için aynı fikirde biraz onun üstünde Arda Turan sanki ama bu da yani bulunmuş olduğu takımlardaki o soyunma odalarında bazı oyuncu vardır. Arda Turan pür dikkat, dikkat dinlediğini düşünüyorum. Burak Yılmaz biraz yaşantı olarak da bize hep biraz savruk bir adam izlenimini verdi. Yani oraya o kanalize olma problemi, dikkat konsantrasyon problemi bunları yaşayacak olan bir izlenimde bir Burak Yılmaz gördüm. Ama bu Frankfurt maçı için yine dönecek olursak çok olumlu değilim Beşiktaş hakkında. Ve, ama şu olacak, ideal bir Beşiktaş kadrosu çıkacak. Çünkü camianın buna çok sert bir tepkisi vardı. Beşiktaş camiasının. Yani hocam biz az kadroyu biz izlemek istiyorduk. Ayak seplasmanında. Bunu niye yapmıyorsun sen diye Beşiktaş camiası hesap sordu. Ve haklı bir hesap sormaydı. Frankfurt'ta az kadro çıkacak. O zaman çok teşekkürler. Bu hafta bu kadar diyelim. Ee, diğer programlarımızda gelecek hafta buluşmak dileğiyle diyelim. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, videolarımızı paylaşmayı unutmazsanız çok seviniriz. Hoşçakalın.